Yakışıklı oğlum. Kilo mu aldın? Tüy mü yaptın? Akkuş arkadaşlar cıbır diyorlar diye Akkuş'un posta bakın. Birkaç arkadaş ya o ne kadar cıbır köpek diyordu. Tüysüz köpek. Tüyünü göstereyim arkadaşlar. Cıbır dediğiniz köpek bu işte. Akkuş gel bakayım gel. Gel. Ayı kafa. Arkadaşlar maşallah çok iyi bakmışlar. Gezelim mi oğlum? Kilo almış Akkuş. Bomba gibi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Burası senden sorulur değil mi oğlum? Yakışıklı oğlum arkadaşlar şu orantıya. Dikkatli çizdiğim. Boyun, kafa, basarlar. Güzel oğlum, güzel oğlum. Sen bana küsmüşsün oğlum öyle duydum he? Küstün mü sen bana oğlum? Şurada bir meme var arkadaşlar. Onu da aldıralım dedi. Bizim müdür. Ama dedim hiç gerek yok. Sağlık açısından problem gözükmüyor. O dursun çünkü bazı yaşlandı. Bazı köpeklerde bu olabiliyor. Meme de hafif bir meme olmuş. O da yıllardan beri var. Ot mu yiyorsun yakışıklı oğlum benim? Ot mu yiyorsun? Arkadaşlar bura işte. Ne oğlum? Gel bak. Bir sefer daha yavru alacağız Akkuş'tan arkadaşlar. Arkadaşlar Allah var. İşte görüyorsunuz yani bir dünya şeyler var. Farklı şeyler. İşte bu köpek Akbaş olamaz. Yani bu Akbaş değilse biz Akbaş beslemiyoruz arkadaşlar. Beslemem de yani. Yani öyle fiziği fazla bir it. Fazla bir köpek. Ağız. Şöyle dişleri göstereyim. Yani bu birkaç yani öyle hem de Akbaş'ın dibi. Akbaş'ın dibi nazar değmesin. E oğlum he. Yakışıklı oğlum beni. Posta bakın arkadaşlar. Aslan oğlum benim. Biraz da Akbaş deyince arkadaşlar bu gücünü belli eden bir fiziğe sahip olması lazım yani bu. Mesela yağ oranı düşük ama çok güçlü olması gerekir. Yani şu 73-75 kilo civarında tahminim çok zıkıdır. Öbür diğer melez köpeklerle mesela onlar böyle daha boylu postlu gözükür ama tartıya vurduğunuz zaman bizim yerli köpekler kas oranı daha fazla olduğu için yağ tutmazlar kolay kolay. Daha ağır gelirler arkadaşlar. Akbaş yavrum. Maşallah maşallah. Yaka kentte misafirlerimiz geldi. Onların videosunu yapacağım. Karabey yavrularını vermiştim. Bir yaşına değmediler. Kurda binmeye başlamışlar. Onunla ilgili videoyu da atacağım arkadaşlar. Kuş! Evlat ya. İlerleyen yaşına rağmen. İlk getirdiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Elden ele geziyordu. En son hiç param yoktu. Almak için çok uğraştım. Vallahi borç harç para buldum bunu aldıydım arkadaşlar. 5 seneden fazla oluyor işte. Şu anda 8 yaşında falan. 8-9 yaşında. En az. O zaman 5 sene önce yerinde durduramıyorduk.
Arkadaşlar bize verdiğiniz ilgi destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bütün emekçi kardeşlerime, bütün bu işi gönülden sevenlere, bizim emeğimizi gören herkeslere ayrı ayrı selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bomba videolarla tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.